Hocam Mart ayından beri koronavirüsle uğraşıyoruz. Onunla yatıp onunla kalkıyoruz. Düşünceniz nedir bu konuda? Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bir de okullar eğitime başladı biliyorsunuz. Bu eğitim sistemi şu an itibariyle 21 Eylül'e kadar işte uzaktan eğitim sistemiyle devam edecek. Düşünceleriniz nedir? Yüz yüze eğitimi olur mu olmaz mı? Getirileri götürüleri bir eğitimci olarak düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet. Şimdi bu korona virüs 19'un getirdiği yıkım gerçekten çok büyük oldu. Dünya geneli için söylüyorum. Aslında dünyayı da gelişmiş ülkelere baktığımızda gelişmiş ülkelerde efendim bu koronanın hızla yayıldığını falan gördük. Ama Türkiye'de televizyonlardan aldığımız bilgilere göre sanki bir ölçü, bir koruma efendim vardı. O şekilde değerlendiriyorduk. Belki o dönemki verilere göre korona tehlikesinin azaldığı düşüncesiyle hükümet birçok konuda efendim ticarethaneleri efendim iş yerlerini, turizm alanlarını filan hizmete açtı. O arada işte bir şeker bayramını, bunun ötesinde kurban bayramını filan yaşadık. Dolayısıyla hem fındık üretimi hem de çay üretimi gündeme gelince ve de İstanbul merkez iken korona yayılımında bütün bu turizm faaliyetleri, üretim faaliyetleri sonrasında efendim büyük kentlerden küçük kentlere doğru büyük bir şey geldi, insan seli geldi. Örneğin Giresun, Trabzon, Rize, Artvin'e nereden bakarsanız 400 bin kişi geldi. Beraberinde koronaları getirdiler. Ama zannediyorum ilk yayılışı Ümre'ye gidenlerin geri dönmesi sonrasında bulaştırdıkları hastalar söz konusu, ilk hastalar. Hatta benim çok yakın bir arkadaşım da, hem üniversiteden hem liseden arkadaşım, bunu da kaybetmiştik. Şimdi geldiğimiz yer itibariyle korona bir hayli çoğaldı, hızla yayılıyor. Rize, ilçeler efendim büyük bir tedirginlik içerisinde, insanlar koronaya yakalanıyorlar. Burada çok yakın arkadaşlarımız da koronaya yakalandılar. Bazıları kendilerini koronaya yakalandığını ifade ederek doğru hareket ediyorlar. Bazıları da saklıyorlar. Saklayan örnekleri efendim televizyonlarda gördük. Kadın efendim düğünüme kimse gelmez diye hastalığını sakladı ve bütün düğüne gelenlere bulaştırdı. Ancak olayın bir de tedavi sürecine bakalım. Ancak şunu öncelikle söyleyeyim. Türkiye'de sıkıntı fazla. Yani başlangıçtaki gibi değil. Şu anda Türkiye'deki korona olayı, hasta sayısı doğru bilgi verilmediği için bir hayli şüpheliyiz. Çünkü doğru bilgi verilmediğini kim söylüyor? Bu konudaki uzmanlar söylüyor gene. Bunun ötesinde hastanelerdeki hasta bakıcılarımız, hemşirelerimiz, doktorlarımız tehdit altında. Ne yapmak istiyorlar? İstifa etmek isteyenler var, görevi bırakmak isteyenler var bunlar içerisinde. Çünkü ölüm onlara çok yakın. Dolayısıyla yine bir öğretmen arkadaşıma doktor öğrencisinin ifadesini söyleyeyim. Şöyle diyor ki, işte Sağlık Bakanlığı'nın işte o günkü ölüm sayısının 15 olduğunu açıkladığı günde
sadece diyor bizim hastanede Konya'da 17 kişi öldü diyor. Demek ki böyle de bir efendim anlatımlar var, kulağımıza geliyor ve daha çok tedirgin oluyoruz. Bu manada zaten işte Ordu Milletvekili'nin şeyde açıklaması, efendim bunu meclise açıklamasından sonra zannediyorum şeyde televizyonlarda Sağlık Bakanlığı'nın efendim ölü sayısındaki açıklamaları veya hasta sayısındaki açıklamalarını sayı olarak vermemeye de başladılar da yüzde vermeye başladılar şeklinde bir anlatım var. Tabii ki halkımız televizyonları izliyor, radyoları dinliyor, yoldakiler radyo dinliyor genellikle. Dolayısıyla halkımız çok rahatsız. Bu konuda aşı gündemde. Aşı Rusya efendim buldum diyor. Bu arada Türkiye Almanya'nın çalışmalarıyla beraber bir işbirliği halinde. Şöyle bir düşünce de var. Diyorlar ki eğer korona virüs olayı biyolojik bir şeyse, sonuçsa bunu diyorlar nimetinin işte aşının karını Rusya'ya yedirmezler. Koronayı yayan diyor aşısını da bulur efendim. Çaresine bakar. Çaresine bakar, parasını kazanır filan diyen anlayışlar da var. Evet.